Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünümüzün ön, e, güncel konusu çok soru geliyor, onun için video yapayım dedim bari sorular otomatik cevap olmuş olsun. Bugünümüzün güncel konusu ne? Yoğun şekilde e, arı ölümlerini geçtik hadi, arı ölümleri var. E, bir de kovanlarda ana kayıpları. Genelde çok e, bu konuda şaşıran arkadaşlar var ne yapalım ana ölmüş Arılar meme dikmiş peki ne yapalım bu sorun var şu an için meme yapmış kovanlar bugün nedir e, martın 5'i 5 Beş mart şu an için ne yap olabilir? şu an kurtarması zor yani gerek sahillerde gerek Anadolu'da Mart ayında bir ana arın çiftleşmesi çok zor. Yani o memeleri bırakın diyeceğim. Hadi yetişsin diyeceğim ama çiftleşmesi çok zor. Niyesine gelince şartlarını ben söyleyeyim. Siz kafanıza göre yapın. Bulunduğunuz ortamda kovanlar içerisinde erkek arılar varsa ve bulunduğunuz memleket yani Şura sahil, şura Antalya, şura Kayseri demiyorum. Şura İzmir, şura Konya demiyorum. Herhangi bir şehir bulunduğunuz ortamda bir konuları açtığınız erkek arılar var. Görüyorsunuz. Yoğun şekilde. İki, birinci şart bu. İkinci şart gündüz 25 derece üzerinde ısı var mı? 25 derecenin altındaki ısı da erkek arılar çiftleşemez ya da çiftleşse de olmaz sperm akışkanlığı açısından. Eğer ki bulunduğunuz yerde erkek arılar var ve 25 derece gündüz ısılarını buluyorsanız bir şans tanıyın memeleri bırakın çıksın döllenip gelmesini bekleyin. Kurtarır. Ama bulunduğunuz yörede mesela şu an için 25 derece gerek sahillerde gerek Anadolu'da olmadı diye düşünüyorum. Ve erkek arı da yoğun bir şekilde yok. O yüzden şimdiki çıkacak ana arılar çiftleşse bile randımanlı olmaz, verimli olmaz diye düşünüyorum. Anadolu'daysa hiç beklemeyin. Soğuk iklimlerde hiç beklemeyin. Anası kaybolmuş meme yapmış arayı beklemeyin. Öncelikle peki ne yaparız? Nasıl birleştirelim? klasik usul gazete koyup üzerine dizip bilmem kendiliğinden birleşmesini beklemek filan riskli bu dönemde. Niye? Diğer ana arının birleştireceğimiz kovanın ana arasının çok kaliteli olması lazım. Feromen olarak da kovan hakimiyeti olması lazım ki kendi işçi kadrosu da vereceğin aradan çok olacak ki bunu kaldırsın. Yoksa kavga çıkar. Anayı öldürürler. Peki en güvenilir %100 başarı nasıl yaparız? %100 başarı için birleştirmelerde arkadaşlar. Öncelikle memelerini temizliyoruz. Memelerini temizlediğimizde arının peteklerini çıkarıyoruz. Memelerin temizledik. Günlük yok zaten kalmaz. Ee, Kovanları da dışarı çıkarıyoruz. Arısını çırparak. Kovanları birleştireceğimiz kovana götürüp tamamlıyoruz buradaki petekleri. Yani peteklerini çıkardık. Yüzüklerini bozduk. Ne kaldı? Sadece boş kovan ve arılarımız kaldı. Peteklerini de götürdük. Birleştireceğimiz kovanın içerisine koyduk. Tamamladık yani onun nüfusu şeyini, peteğini, eksiğini. Ona tamamladık. 7 idi. 3 tane götürdük. 5 idi. 5 götürdük. 4 idi. 6 götürdük. Neyse buradakini hep götürdük arttı diyelim boş petekleri sokmayabiliriz kuvan önemli değil. Kapalı yavrulu falan varsa meme olduğuna göre kapalı meme yavrulu vardır onları koyarız içine. Ballı varsa kenara doğru balları koyarız. Ona koyduk. Birleştireceğimiz kuvana. Şimdi bu kuvanı bekliyoruz. Gündüz ısısı 10 derece altındaysa fazla bekletmeyin. Şöyle bir hiç bekletmeyin hatta gündüz ısısı 10 derecenin altındaysa bu işlemi yapmayın. Öldürürsünüz. Peteksiz ve salkımsız ara boş kovan bak bu da kulağınıza küp olsun. E bir saat yaşamaz. Felç olur ölür. Salkımı bozarlar ısıtamazlar. 10 derecenin üzerinde ise 10-20 derece arası ısılarda 1 saat bekletin. 1 saat fazla değil. Yine riskli çünkü 2-3 saat beklerse 20 derecenin altında bile problemli olur. 20 derece 15-20 derecelerde şöyle biraz kıpırdıyorsa arı 1-2 saat bekleyin arının kanat çıkmasını bekleyin vızılamasını. Zaten bu esnada bu 2 saatlik süreçte arı birçok tarlacısı gider zaten başka kovanlara kaçar. Gemiyi terk eder. Kalanları da bu birleştirmek isteyeceğiniz kovanın önüne bir bez serin. Üzeri önüne çırpın. Sorun çıkarmazlar. Rahatlıkla o kovana girerler. Fazla bekletmeyin bu zamanda. Yani şimdi bu anlattığım şey şu ay için. Anadolu için söylüyorum. Mart ayı için. Sahillerde belki daha sıcaktır. Onlar 2-3 saat bekleyebilir. Önemli değil. Ama Anadolu'da soğuk ve ay, açlık arayı salgım olmazsa, petek olmazsa ısıtmaz. Çabuk kırılır. Eğer ki e, Mayıs-Haziran ayları gibi biraz şöyle günlük gündüzleri 25-30 derece sıcaklıklar olursa bir gece bile aç kalabilirdi. Peteksiz olabilirdi veya sabah peteklerini alırsın akşama iyi canasızlığı hisseder. Rahatlıkla kabul edip görürdü. İstediğiniz kovanla birleştirebilirdiniz. Birleştirmedeki kural bu. Arının elinden anasını ve peteklerini alırsan kovan da arıyı tutabilecek değerli hiçbir şey yok elinde. O yüzden en kötü anayı dahi kabul eder. Çiftleşmemiş anayı dahi kabul ederler böyle durumda. Birleştirmelerde de ana kabullerinde de. Bu e, arıcıların temeli, kulağınıza küp olsun, riske etmeyin, eğer e, ana kabullerinde sorunsuz yaşayın diyorsanız kitabımı alırsanız, kitapta bunları ayrıntılı anlattım, e, arıcının temeli yani bu ana kabuller ve birleştirmeler, çünkü probleminiz, şu anki problemi böylece çözersiniz. Ne, ne dedik? Yine söyleyeyim. 10 10 derecenin üzerindeki ısılarda 1 saat anasız ve peteksiz peteklerini alıyoruz. Birleştireceğimiz kovana götürüyoruz. Bu meme yapmışlar. Memelerini bozuyoruz. Anasız ki meme yaptı kovanı. Öyle ya. Ee, götürüyoruz. Birleştireceğimiz kovana koyuyoruz. 1 saat bekletiyoruz. Anadolu'da 10-15 derece arasında. Götürüp kapsının önüne çırpıyoruz geri kalanı. Yerine kovan koymuyoruz. Tarlacılar gelir bir dolaşır tekrar gider fazla durmazlar kovansız yerde bu ortamda 10-15 derecede. Ha, 20 derecelerde sahillerde ise 20 dereceleri geçkin bir havada 2 saat 3 saat beklet önemli değil gündüz. Sabah 9-10 gibi yaparsınız işlemi. Böylelikle birleştirme işlemini başarılı bir şekilde yapmış olursunuz. Saygılar şimdilik arkadaşlar. Şu an meme yapmış kovana bugün için Mart ayında nasıl bir e, işlem uygulanır onu anlattım. Allah'a ısmarladık.